Yayınıma hoş geldiniz. Selamun Aleyküm değerli izleyenler. 100 kilometrelik benzinli Hisar tanıtımı birlerini fıtık etti. Birlerinin tansiyonu varsa tansiyonlu, birlerinin şekeri varsa şekerini yükseltti. Şimdi yayınımıza geçeceğiz. Sizlerden istediğim sevdiğiniz kahvenizi veya içiyorsanız çayınızı alın, sırtınızı yaslayın. Neler geliştirdik, neler olacak? Evet bunları izleyin. Kanalıma, videoma beğen atmayı da unutmayın. Şimdi yayına geçiyoruz. Aman da aman neler yaptık. Sihalarımızda Rusların Libya'daki, Suriye'deki hava savunma sistemlerini kevgire çevirdik. Hurdacılar demir fiyatını düşürdü hele. Ama Türkiye bu yoldan tabii ki hiçbir zaman dönmediği gibi Rusya'nın Karabağ'da tuzakladığı bütün oyunları da 3-4 günlük bir güncellemeyle ile alt üst etti. Şimdi Türkiye özellikle Suriye'deki harekatta sihaları filo olarak kullandı. Ama bizim bir eksiğimiz vardı. Hava savunma sistemi değil mi? Şimdi özellikle askerlerimize yapılan hain saldırıdan sonra Türkiye Rusya'nın ne olduğunu çok daha iyi gördü. Ve Rusya'nın oradaki bildiğiniz gibi koklası Esed'i de ve birliklerini de hedef almaya başladık. Filo halinde Suriye'ye yaptığımız harekatta özellikle Esed rejiminin alçak ve orta itibar hava savunma sistemleri, tankları, zırhlı araçları ve birçok unsuru etkisiz hale getirildi. Rusya'nın oraya giremezler, sihaları perişan ederiz tezi, filo halinde giren sihalarımızın hareket eden her Esed unsurunu etkisiz hale getirmesi ve özellikle Anka sihalarımızda unutmayalım ve Mamliye'nin başarısı da önemli rol oynadı. Buradaki mucizevi başarıları Rusya'yı epey tedirgin etti. Aslında Rus S-400 ve S-500 olsaydı bile onu bile etkisiz hale getirecek bir ivme yakalamıştık. Muhtemelen S-400 ile ilgili durumdan dolayı oraya pas geçirmiş olabilir. Ama şimdi Türkiye havada güzel bir sürpriz yaptı. Şimdi Türkiye öyle bir sürpriz yaptı ki dünyada emperyalistlere kötü sürpriz. Hani sürprizin iyisi olur, kötüsü olur. Türkiye'nin bu sürprizi sihalardan sonra Rusların midesinde bir kaynama meydana getirdi. Ruslar vodka içse de bunu dindirebilecekler gibi. Ha bu arada şunu da söyleyelim. Özellikle maketler koyup bizim sihalarımızın mühimmatlarını boşa harcattırmak istediler. Bu maket hava savunma sistemlerini vurmadıklar bile. Yani biz o kadar çözünürlüğü yüksek kamera kullandık ki her şeyi teknik yaptık. Bu kullandıkları aparatlar hiçbir şekilde imha bile edilmedi. Sahteyi ve sahte olmayanı ayıracak kadar Teknolojide ileriyiz. Rusya'yı da çıldırtan bu aslında. Bu arada Türkiye elektronik harp yöntemiyle Rusya'nın Suriye'de şimdi bize karşı kullandığı sihalarımızı evet bulundukları bölgeye sokmama adına yaptıkları elektronik şok dalgalarına karşı Türkiye'de ek elektronik harp sistemleri güncelleyip geliştiriyor. S Savunma sanayi başkanımızın ülkemizin gururu bu ismin açıkladığı bu güzel adımlar Türkiye'nin bu savaş ortamında, savaş teknolojisinde nasıl bir yarış içinde olduğunu gösteriyor. Elektronik harpte sihalarda, şimdi de özellikle hava savunma sistemleriyle küresel güç ligine ulaşmış bulunuyoruz. Türkiye askeri anlamda artık orta siklette değil, ağır siklette savaşacak ve donatılmış bir ülke oldu. Ilgar elektronik harp sistemlerimizi size tabii ki büyük bir şerefle, büyük bir mutlulukla sunarız. Tabii ki bunlar düşmanın sağırlaşmasını, körleşmesini veya şaşılaşmasını sağlıyor. Halk tabiri kullanıyorum, siz demeden anlıyorsunuz demek istediğimi. Yani her şey eşgüdümlü gidiyor. Türkiye bölgede kuvvetli ve özellikle sürprizlere yapan ve düşmanı dumuru da uğratan güçlü bir ülke. Terörle mücadelede dünyada büyük bir başarı kazanan tek ülke, terörü sıfıra indiren bir ülke. Şimdi gelen aslan var. Büyük bir aslan bu. Bu aslanın adı Hisar O. Özellikle kaslandırılmış, güçlendirilmiş bir Hisaro'dan bahsediyoruz. Bu Hisar O'la birlikte Türkiye'nin özellikle askeri tesisler, önemli konumlar ve stratejik bölgelerin korunmasında orta itibadan gelen uçakları, helikopterleri, füzeleri durdurabilmek kapasitesinin çok ama çok önemli bir seviyesinde. Yani bizi devler ilgili taşıyan bir adım oldu. Çatısız bir ev değiliz artık. Artık çatımızı sağlam aldık diyelim. Çatımızdaki bir katmanı attık ve tehlikelerden ırak kıldık. Radar özellikle başlık arayıcı ve her türlü bilgisayar ortamında hedefleri belirleme gibi birçok özelliklere ve optiklere sahip olan Hisar O sistemimiz gerçekten en gelişmiş teknolojiyle üretildi. Hani kamikaze e, yapılıyor ya, şu anda hava savunma yönünden büyük bir devrim olan şimşek kamikazeye dönüştürülüyor ya, İsrail Harop'undan daha gelişmiş olacak ve çok benzilli ve nokta atışıyla isabetli bir test yayını özellikle bizlerin aklında. Atılan şimşek hedefi fırlanıyor, fırlatılıyor ve çok hızlı ilerleyen bu hedefi tabii ki bizim mühendislerimiz, o güçlü komutanlarımız gerçekten özenle ve dikkatle izliyor. Radar sistemlerimiz atılan şimşeği tehdit olarak algılayarak onun vurulması için gerekli bilgileri ve donanımı tabii ki sisteme nakşediyorlar ve geriye kalan operatörümüzün düğmeye basması kalıyor. Operatörümüz düğmeye bastıktan sonra optik arayıcılar, lançerler her şey teyakkuzda ve ortadaki sessizliği, ortamdaki o derin sessizliği bir anda füze bozu veriyor ve füze lançerden öyle bir çıkıyor ki daha önce atılanlardan çok hızlı. Yani mak hızının arttırıldığı çok belli. Resmi bir açıklama yok. Ama 3.5-4 mak hızında olduğunu tahmin etmekteyiz. Evet, boosterlar, Boster sistemleriyle de hızı 4 kat, 4 kat arttırılmıştı. Bu şimdiden bizi devlet ligine taşıdı. Neden mi? Ona değineceğim şimdi. Gerçekten bize gurur veren, bizi umutlandıran, bizi mutlu eden bu füze atışı artık Rus uçaklarının ve Amerika'nın uçaklarının hava sahasımızda bu füze tarafından durdurulmalarının mümkün olduğunu gösteriyor. Yani artık hava savunma sikleti yönünden, hava savunma evet branşı yönünden level olarak seviye atladık. Küresel güç sahnesindeyiz. Yani artık gökten evet işgal edilen Suriye olmayacağız, havadan işgal edilen bir Irak olmayacağız, havadan işgal edilen o ülkelerden biri olmayacağız. Örneğin Libya gibi Evet Irak'ta özellikle Saddam'ın askerlerin ihaneti yanı sıra özellikle hava bombardımanı o askerlerin tabii ki dirençini düşürmüş ve ülkeye ele geçirmişlerdi. Havadan vuruyorlar. Irak'ta giremedikleri Felluce'yi havadan bombalayarak girdiler. Yoksa Felluce'nin tabelasına bile yaklaşamıyorlardı. Şimdi Türkiye artık diyor ki gökler emin ve askerlerim ve sivillerim artık güvende. Yani bize yan gözle bakan o göze bir şeyler olacak gibi. Her şey koordineli. Türkiye uzay sanayi de kurdu. Kendi uydu fırlatma bölümünü oluşturacak. Kendi uydu fırlatmanın yanında kendi uydusunu tamamen kendi imal edecek. Türkiye özellikle uydu verileriyle, gelişmiş olanaklarıyla Asya, Avrupa, Afrika, Akdeniz üçgeninde, dörtgeninde harika işler çıkaracak. İşte bu uydulardan alınan veriler, özellikle takip sistemleri, uydularla idare ettiğimiz sihalar bambaşka bir örnek katıyor. SİHA'larımızın yanında gelişmiş hava savunma sistemleri, alçak irtifa, Korgut, Sungur, Singer gibi birçok hava savunma sistemleriyle gerçekten destan yazacağız. Dışarıdan aldığımız Hawk sistemleri birçok alçak irtifa Kanada'dan ve Almanya'dan aldığımız bu sistemlerin artık yerini yerli sistemler alıyor. Hisar A şu anda onların prensi hükmünde. Hisar A, Hisar O, Hisar O arttırılmış Plus'la beraber ve özellikle Boston'la güçlendirilmiş Hisar örneğinde özellikle Siper'in 1B evet 1B bölümü de Türkiye'ye 2022'de katılacak. Türkiye artık bölgede hava sahalarını kapatıp hava sahalarını açan bir Türkiye'ye gelecek. İşte panikleri bundan. Türkiye'den rahatsızlar çevreliyorlar. Türkiye'yi kuşatmak istiyorlar. Ama bilsinler ki onların bir aklı varsa bizim on aklımız var. Yerli yerinde ve zamanında Türk devleti gereğini yapar. Yaşasın Büyük Türkiye, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Türk İslam dünyası. Hepinize saygılar ve sevgiler. Bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın.